Herkese merhabalar. Manşet TV olarak her hafta bir ilçemizi geziyoruz. Vatandaşlarımıza belediyenin hizmetlerinden memnun olup olmadıklarını soruyoruz. Bugünkü ilk durağımız Altınordu Belediyesi. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz diye vatandaşlarımıza sorduk. Beğendim desem yalan söylerim. Neden peki? Ne bileyim ya, bir işlerinde o gözüm göreyim mahallemizde. Park var mesela. Parkta insan yürüme şekli bile yok. Çamur burada. Neresini beğeneyim bundan daha iyi? Beğenecek tarafı ne? Ha burada işte temizlik bazı yerlerde var. O yok değil yani. Her şeyi de beğenmemizi de yapmayalım yani. Kör olmayalım. Bazı şeyleri görmemiz lazım. Görüyorum. Çok da beğeniyorum. Yani yaptığını beğeniyorum. Hangi çalışmalarını beğeniyorsun? Mesela belediyenin orada yeşillikler yapıldı. Onları da çok beğeniyorum. Yani yaptığı hizmetlerden memnunum. Beğeniyorum. Ben burada oturmuyorum da. Nerelisin abi? Aybaslıyım. Burada gezmeye geldim. Evet. Aybaslı Belediye Başkanı'nı beğeniyor musun abi? İyi abi. İdare eder. Diyorsun. İdare eder aynı. Fatsa'da çamaşırlar, burada Aybastırlar kanka. Kendileri işçilerini pek çalıştırmıyorlar. Mesela şöyle, mahalle kanallarında patlama oluyor, su kanallarında, lavum kanallarında. Ondan sonra tutuyoruz, adamlara telefon açıyoruz, 15 günde geliyor. Ortalık kokuyor, öbür taraftan da su temiz su kaybı oluyor. Evet. Ondan sonra bu temiz su kaybını kim çekiyor? Vatandaş çekiyor. Ben hiç bu konularla ilgilenmiyorum. Ne çalışması, ne kendi, ne şu, ne bu. Biraz şöyle kafam rahat dinleyeyim, rahat yaşayayım. Beğeniyorum. Tabii şey, yani yapılan çalışmalar beğenilir. Evet. Ya burada muhalefet yapmaya gerek yok. Evet. Ya ben oy vermediğim halde yaptığı çalışmaları beğeniyorum. Ama tabii ki bu yeterli değil. Ya daha iyi olması lazım. Daha eksiklerimiz var. Eksiklerimiz neler? Eksiklerim mesela bu sokak hayvanlarının bir an önce bir hala yola bağlanması. Evet. Yani daha düzenli temizlik yapılması. Mesela ben özellikle bir şey söyleyeyim. Evet. Mesela Durugöl Mahallesi'nde, bak adres veriyorum, 1091. sokakta bir tane elektrik panosuna araba vurdu. Evet. 2 aydan beri ne gelen var ne giden var. Artı buraya bir tane çocuk elini sürse, yani belki orada ölecek. İlle birisinin ölmesi mi gerekiyor bir şeyin yapılması için? Vallahi şehir merkezinde çok ekstra bir şey görmedim ben şu ana kadar. Bir yaptığı kendi bulunduğu bina üzerindeki cadde. Evet. Ama tali yollar yeterli değil, o da sıkıntı aslında. Buluyorum. Ben kendim şahsım olarak çok razıyım kendisinden. Hangi çalışmalarını beğeniyorsun? Altınordu. Her anlamda. Beğeneyim. Beğeniyor musun? Beğeneyim. Hangi çalışmaları beğeniyorsun? Tabii yolları. Güzel yapıyor. Güzel yapıyor değil mi? Ben. Tesmanım gel. Tesman. Teşekkür ederim. Aferin. Tamam, sağ ol. Bulmuyoruz abi. Neden peki? Bilmiyorum ki abi. Takip etmiyoruz, ondan bulmuyoruz. Sen takip ediyor musun? Ya tam olarak bir takip ettiğim yok ama yaptıkları ya gözüme çarpanlar yeterli olmuyor. Genelde yol çalışmaları oluyor ya da farklı bir şey oluyor. Onun dışında öğrenciye yönelik bir şey yaptığını pek... Öğrenciye yönelik ne yapsın? Hani ne yapabilir? Aklıma da şimdi tam gelmiyor şahsen. Hani çünkü belediye başkanı ne kadar yetkili. Hani orasını bilemediğim için tam. Hani sadece öğrenciyi destekleyen çalışmalar yapabilir. Öğrenciyi okula teşvik edecek etkinlikler yapabilir. Hani aklıma gelen pek bir şey yok onun dışında. Dede, bir soru sorabilir miyiz? Buyur. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in yaptığı çalışmaları beğeniyor ve yeterli buluyor musun? İyi, fena değil. Hangi çalışmaları fena değil? Yolları yapıyor da. Sence yol yapması yeterli mi? Değil. Az şöyle gel. Sana göre ne olsa, hangi çalışması olsa? Var mı gözüne takılan bir şey? Vallahi yok, mevzulu olsun. Bunların keyfi yerinde. Beğeniyoruz ama yeterli değil. Hangi çalışmalar yeterli değil? Yani altyapı hala şehir içinde, merkezde sıkıntı var. Yani yollarında, izlerinde. Yani onun haricinde yaptığı işleri beğeniyoruz ama yeterli değil. Biraz daha gayret gösterecekler diye bekliyoruz.
yeterli. Hangi çalışmalar yeterli sence? Vallahi çevre mahalle yollarına daha çok bakım yapıyor. Evet. Yer altı olsun. Yer altını az yaptı ama çevre mahalle yollarını daha iyi yaptığını tahmin ediyorum. Başkanımızın yapmış olduğu çalışmalar gayet güzel, yerinde. Yani ordu için faydalı. Yapmasını istediğin bir çalışma var mı? Buradan sesimizi duyuralım. Buradan sesimizi duyuracağımız, bana göre şu an eksik bir şey göremiyorum. Benim gördüğüm kadarıyla gene geçmişten beri yapılanların en iyisini yapıyor. Taşkın Töre. Evet. Senin şu çalışmayı da yapsa çok iyi olur dediğin aklına var mı? Eksik gördüğün bir yer. Var tabi, bu mahalle, o mahallelerde var. Neler var? Mesela cadde aralarında çukurlar var. Ama genellikle ben iyi görüyorum. Hayır. Neden peki? Hangi çalışmalarını beğenmiyorsun? Yol, her şeyde. Yani yapamıyorlar. Hep bize yani yol, ondan sonra her konuda yani. Ben bulmuyorum. Hiçbir zaman hep zenginlere, durumlara iyi olanlara, bize geldikleri zaman yok. Ben eşimden ayrıldım. Evlendim. Bana yardım etmiyorlar. Yani ben çok şey yapmıyorum yani. Onlara o konularda istemiyorum yani. Konuşmak bile istemiyorum. Herhalde buradan da Tayyip'e de söylemek istiyorum. Tayyip Bey, duy artık yani, yeter de. Sayın Başkan'ın yaptığı çalışmaları yeterli görmüyorum. 2023 Türkiye'sinde yani büyük şey olduysa ordu, bunu hak etmeli. Şimdi bir albenisi, ben diyelim il dışından geldim, yurt dışından geldim. Niye gideceğim? Hiçbir albenisi yok. Yani sahil tamam ama sahil daha çağdaş bir hale gelmesi lazım. Tabii. Adam gibi çalışıyor adam be. Hızlı çalışıyor. Gelecekte yine o kalacak. Aşkın Tören tabii adam gibi adam. Çalışıyor. Yaptığı işi yarım bırakmaz, tam yapar. Tabii beğeniyoruz. Yeterli de buluyoruz. Şu anda ordu Türkiye'nin en güzel illerinden bir tanesi. Evet. Şu anda İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin tamamına gittiğiniz zaman bunların tamamında sokakları çöp götürüyor. İnsanların yaşam alanları daralmış durumda. Şu an Ordu'da gördüğüm hizmet, ben Türkiye'nin 81 vilayetinin yaklaşık 60 tanesini gezmiş bulunuyorum. Ve gezmeye de devam ediyorum. İş anlamıyla, ticari anlamda birçok şehire gidiyorum. Evet. Karadeniz bölgesindeki şehirlerimizin tamamı Türkiye'nin mali olarak ve bütçe olarak daha yüksek bütçelerdeki belediye kaynakları olan şehirlerin birçoğundan daha iyi durumda. Şu anda bakın, eskiden bu derenin içerisinden koku gelirdi. İnsanlar buraların etrafında gezemezdi. Sahil kenarları çöptü mesela. Şu anda sahil kenarlarının tamamı tertemiz. Aşkın Tören'in yaptığını kim yapmış şimdiye kadar? Daha bundan fazla bir hizmet olamaz benim görüşüm. Beğeniyorsun. Çok beğeniyorum. Vallahi bizim tarafa bak, orada içerisine pek baktıkları yok. Selimiye Mahallesi'nin şeylerine falan, o yüksek köylere falan bakıyorlar. Şehir merkezinde bir şey yok. Diyelim inşallah şey gelir. Ne o en ne kız? Enver gelir. Hayır, Altınordu Belediyesi. Büyükşehir değil. Bunu bilemeyin. İyi ya. Beğeniyorum. Hangi çalışmalarını beğeniyorsun? Yol. Buluyorum abi. Niye daha nasıl çalışacak adam? Allah razı olsun. Hangi çalışmalarını beğeniyorsun? Her bakımdan beğeniyorum abi. Duruşundan da, yapılan işten de. Sen beğeniyor musun abi? Beğeniyoruz. Ordumuz güzel yani. Turistik memleket. İşte biraz iş sahası da olsaydı daha güzel olacak ama güzel yani.